Evet, mesele böyle yankılandı. Devam edelim. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İç Anadolu'dan seslendi vatandaşa. Ekonomi vaatlerine geniş yer verdi konuşmasında. Üreten Türkiye vurgusu yaptı. Milliyetçilik üstünden kendisine yöneltilen eleştirilere ise bakın nasıl bir tepki gösterdi. Her şey dışarıdan geliyor. Her şey Türkiye'de üretilecek. Her şey Türkiye'de üretilince her şey çok güzel olacak. Eleştirisini bu kez ithalat üzerinden yöneltti. Konuşmasının büyük bölümünü ekonomi vaatlerine ayırdı. Üreten Türkiye vurgusu yaptı. Köylerde sadece öğretmen, sadece imam değil. Ziraat teknisyeni de olacak. Ziraat mühendisi de olacak. Veteriner hekim de olacak. Seçimlere bir haftadan az kaldı. Geri sayım daha da hızlandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez İç Anadolu'dan seslendi seçmene. İlk durağı Kırşehir'di. Soluğu ünlü halk ozanları Muharrem Ertaş ve oğlu Neşet Ertaş'ın mezarlarında aldı. Karanfil bıraktı, dua etti. Ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu bölgesel üretime nasıl destek vereceğini açıkladı. Orta Anadolu'yu demir yollarıyla Mersin ve İskenderun limanına ve Karadeniz'e bağlayacağız. Buradaki fabrikalar ihracat yaptığı zaman demir yoluyla taşıdıklarında bütün lojistik masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız. Kılıçdaroğlu bir kez daha hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dedi. Aile destekleri sigortasının detaylarını anlattı. Benim gelirim yoktur feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak. Ve bu gelir kadının banka hesabına yatacak. Hiçbir yoksul ailenin elektriği asla ve asla kesilmeyecek. Suyu asla ve asla kesilmeyecek. Doğalgazı asla ve asla kesilmeyecek. Sonraki durağı ise Kırıkkale oldu CHP liderinin. Kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Milliyetçilik üzerinden yöneltilen eleştirilere tepkiliydi. Benim milliyetçiliğimi sorgulayacak adam daha anasından doğmadı. Siz çocuklarınızı paralı askere gönderirken bu gariban yani Kılıçdaroğlu kendi evladını askere garibanların çocuğu gibi gönderdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Millet İttifakı'nı eleştirdi. Erbakan FETÖ, PKK ve LGBT lobileri Millet İttifakı'nı destekliyor. Ülke olarak, millet olarak bu ittifakın karşısında yer almamız lazım dedi. PKK'nın kurucuları ve en önde gelen isimleri açıkça yedili masa için seçim kampanyası yapıyor Düsseldorf'ta. Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan İstanbul Esenler'de NİDE Dernekler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. PKK ve FETÖ terör örgütünün Millet İttifakı'na destek verdiğini savundu. Fethullah Gülen örgütünün Avrupa ve Amerika'ya firar eden önde gelen yöneticileri sabah akşam 7/24 durmadan videolar yayınlıyorlar ve yedili masaya destek istiyorum. Erbakan Millet İttifakı'na başörtü konusunda tepki gösterdi. Başörtüsüne anayasal güvence getirmek üzere iktidar bir adım attı. HDP, İYİ Parti ve CHP dediler ki hayır bize gelmeyin biz bu değişikliği kabul etmeyiz. Başörtüsüne güvence, özgürlük laikliğe aykırıdır demek doğrudan doğruya 28 Şubat zihniyet demek. Erbakan The Economist dergisinin bu ayki kapağını da eleştirdi. Dış güçlerin en önemli yayın organlarından The Economist dergisinin kapağı, bu ayki kapağı. Erdoğan'ın gitmesi lazım, Türkiye'nin yeniden demokrasiyle buluşması lazım. Dış güçler, Fethullah Gülen örgütü, PKK, LGBT lobileri, bunlar eğer bu ittifakı destekliyorlarsa bizim ülke olarak, millet olarak, yeniden Refah Partisi olarak bu ittifakın karşısında yer almamız lazım.